Merhaba arkadaşlar. Günnur Maden Birlikte Örelim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8 kat lif ipiyle örülen bulmaca modeli bebek battaniyesi öreceğiz. Anlatmamı isteyen arkadaşlarım vardı bu modeli. Umarım anlatımımı beğenirler. Gelin birlikte örelim. Merhaba arkadaşlar. Örgüme başlamadan önce kanalıma abone olmadıysanız henüz abone olun lütfen. Zil butonunu da aktifleştirerek paylaştığım videolardan öncelikle haberdar olabilirsiniz. Abonelikler ücretsizdir arkadaşlar. Bugün birlikte bulmaca modeli denilen battaniyeyi öreceğiz. Biliyorsunuz bu battaniye lif ipinden örülüyor. 8 kat örülüyor. Daha ince örerseniz bu modeli, istediğiniz modeli elde edemeyebilirsiniz. Bu model pufur pufur olan bir model. Daha ince iplerle model farklı bir şekle dönüşüyor. Bu bulmaca modeli ancak lif ipi ve 8 katla daha güzel duruyor. Benim ipim bonbon kristalle örüyorum ben. Bugün öreceğim ipin renk numarası 3200, pardon özür dilerim, o parti numarası. Renk numarası 98329. Şişim 6 numara. 135 ilmek başladım. Arkadaşlar ben bunu kenarını haroşa örmeyi tercih ediyorum. Ayrıca bir kenar örmek isterseniz örebilirsiniz. 9 sıra haroşa ördüm. Örgüye arka yüzünden başlanıyor kurulumu. Modelin kurulumu arka yüzden başlanıyor. Ben şimdi 9 sıra haroşa ördüm. Arka yüzünden örgümüzü kuracağız. Hazırsak birlikte örelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu modelin en önemli özelliği ipi alış yönümüz. Modeli oluşturan özellik bu. İpi alış yönümüze göre bu model kendini gösteriyor. Başlangıç ilmeğini örmeden alıyorum. İpi şişin üstünden atıyorum. Önce kenarımızı örelim. 9 ilmek. İpimizi şişimizin üzerinden atıyoruz arkadaşlar. İki, dört, altı, yedi, sekiz, dokuz. Bir kesip bir arttırma yapacağız. Örmeden boşalacağız. Keserek başlayacağız. Arttırarak bitecek. Bir ilmek kestik. İki ilmeği birlikte aldık. Birini örmeden aldık. İpimizi doladık. İki ilmeği birlikte aldık. Ve burada ilmek ip ince olduğu için aradan kaçabilir. Ona çok dikkat edeceksiniz. Birini örmeden aldık. İkisini ördük. Birini örmeden alıyoruz. İki ilmeği birlikte örüyoruz. Bakın ilmeği ip ince olduğu için kesme işlemi yaparken katı kayıyor. Ona dikkat edeceğiz arkadaşlar. Birini örmeden alıyoruz. Diğerini, ikisini birlikte kesiyoruz. Birini örmeden ipi atıyoruz üzerine. Diğerini, ikisini birlikte alıyoruz. Örmeden aldık, ipi atlattık üstüne. İki ilmeği birlikte aldık. Sıra sonuna kadar bu şekilde gideceğiz. Keserek başladık. Bir boş alarak sırayı tamamlamamız gerekiyor. Bir örmeden aldık, ikisini bir aldık.
Bu örgümüzün arka yüzü arkadaşlar. Model arka yüzünden kurulmaya başlanıyor. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde bütün ilmeklerimizi örelim. Bir boş alıyoruz. Birin ikisini bir alıyoruz. Böylece sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Sıra sonuna yaklaştık. Çift dal ördük. Bir tane örmeden alıp ipimizi doladık. İlk sıra olduğu için arkadaşlar biraz zorlanıyorum. Bir sonraki sırada daha kolay alınacak ilmekler. Birini örmeden aldık. İçimizi doladık. İki ilmeği birlikte ördük. Birini doladık. İki ilmeği birlikte ördük. Ve birini doladık. Burada 2, 4, 6, 8, 9 kenar ilmeğimiz var. Birlikte alarak bitirmiştik. Şimdi dolayarak bitirdik. Arttırarak bitirmiş olduk. Kenar 9 ilmeğimizi de örüyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi bu modelin tek özelliği İpi şişin üzerinden atarak örmemiz. Modeli oluşturmasının tek özelliği bu. İlk kez bir arttır yapılıyor. Aslında model çok basit. Ama ipin alış yönü modeli gösteriyor. Şimdi ön yüzdeyiz arkadaşlar. Bütün ilmekleri olduğu gibi haroşa olarak öreceğiz. Kenar ilmeklerimizi örüyoruz. Arttırdığımız ilmek dahil tüm ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Bakın arttırdığımız ilmek geldi. Ördük. Örmeden aldığımız ilmek geldi. Bunu da ördük. Kestiğimiz ilmek. Arttırdığımız ilmeğimizi ördük. Boşaldığımız ilmeğimizi ördük. Kestiğimiz ilmek. Birkaç sıra sonra model ortaya çıkacak arkadaşlar. Tüm ilmekleri haroşa olarak sıra sonuna kadar öreceğiz arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Başa geleyim. Tekrar ikinci sıramızı örelim arkadaşlar. Modelimizin üçüncü sırasındayız arkadaşlar. Kenar 9 ilmeğimi ördüm. Bir önceki ilk kurulumda 2 ilmeği birlikte alarak başlamıştık. Ve ipi dolayarak, boş alarak ilmeği bitirmiştik. Şimdi boş alarak başlayacağız. Bakın burada az önce doladığımız ilmek, burada bir boşluk oluştu. Bunu keseceğiz. İpi dolayarak aldık. İki ilmeği birlikte aldık. Yani model kayacak arkadaşlar. Bir boş aldık. İpimizi doladık. İki ilmeği birlikte aldık. Bir boş aldık. Bir, iki ilmeği birlikte aldık. Arkadaşlar battaniyemizi 100 santime 100 santim olarak örüyoruz. Birebir ölçülerinde örüyorum. Benim tüm battaniyelerim 100 santime 100 santim oluyor. Ben paylaştığım battaniyelerde size tam sayı, tam ölçü olarak videolarımı hazırlayıp birlikte öreceğim sizlerle. Model verip bundan yapabilirsiniz demek
sizler için pek pratik olmayacaktır. Bir videomda da size battaniye sayılarını, ölçülerini nasıl elde edebilirsiniz? Bir farklı bir modelden battaniye sayılarını, ilmek sayılarını nasıl çıkartabilirsiniz? Onu paylaşacağım arkadaşlar. Bir atlı üzerine doluyoruz, boşalır, bir kesiyoruz. Bir ilmeğimizi arttırıyoruz, bir ilmeğimizi birlikte alıp kesiyoruz. Bakın şu boşluk gördüğünüz ilmeği bir önceki arttırma yaptığımız ilmek. Şimdi o ilmeği birlikte alıp modelin kaymasını sağlıyoruz. Çok basit bir örnek aslında. Ama çok hoş duruyor. Dediğim gibi dikkat etmeniz gereken tek özelliği ilmeği ipi atış şeklimiz ve 8 kat olduğu için 4 yumağı aynı anda ördüğümüz için ince bir ip, lif ipi biliyorsunuz. Aradan ilmekleri kaçırmamanız, kaydırmamanız dikkat edeceğiniz tek şey o. Şimdi başa kadar gelelim. Tekrar dönüş sıramızı yine birlikte örelim. Örgümüzün ön yüzüne geldik tekrar arkadaşlar. Kenar 9 ilmeğimi ördüm. Bakın bu sefer keserek bitirdiğimiz ilmekle bitti sıramız. Artırarak başlamıştık. Keserek bitirdik. Şimdi yine aynı şekilde tüm ilmeklerimizi arttırdığımız ilmekler ve boşaldığımız ilmekler dahil hepsini haroşa olarak örüyoruz. Şimdi bir sıra daha örelim. Bakın modelimiz çıkmış olacak. Yavaş yavaş beliriyor modelimiz. Bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. İpimizi şişimizin üstünden aktarıp haroşa olarak başa kadar örelim. Tekrar ilk başlangıçta yaptığımız gibi iki ilmeği birlikte alarak başlayacağız. Bir sırasında iki ilmeği birlikte alarak başlıyoruz. Önden düz haroşa örüp başa dönüyoruz. Bir sonrakinde bir ilmeği boş alarak başlıyoruz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Başa kadar gelelim, tekrar örneğimize başlayalım. Tekrar arka yüze geldik. Yine iki ilmeği birlikte alarak başlayacağız. Bakın burada bir boşluğumuz var. İlk başlangıçta iki ilmeği birlikte aldık. Bir önceki sırada bir boş alarak, bir dolayarak başladık. Şimdi yine iki ilmeği birlikte alarak başlayacağız. Bu şekilde dönüşümlü gidecek arkadaşlar. İki ilmeği birlikte aldık. Bir doladık. İki ilmeği birlikte aldık. Bir doladık. İki ilmeğimizi birlikte alıp bir doluyoruz. Sadece yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Ön yüzde de bütün ilmekleri haroşa olarak örüyoruz. Bir dola. Zaten ilmekler geliş şeklinden kendisini gösteriyor arkadaşlar. İki ilmeği birlikte alıyoruz. Bir ilmeği dolayarak örmeden alıyoruz.
Bir kesme, bir arttırma. Arkadaşlar ben sıra sonuna kadar gideyim. Ön yüzde de haroşamı öreyim. Bir kez daha örneğimize başlayalım. Zaten modelde kendini göstermiş olacak. Ben ön yüzü de örüp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben ön yüzü haroşa olarak ördüm, geri geldim. Sizin vaktinizi fazla almamak ve sıkmamak için videoyu uzatmaya gerek yoktu. Bakın modelimiz belirmeye başladı arkadaşlar. Şimdi 9 ilmek kenar bandımızın ilmeğini ördüm. Bakın dediğim gibi model kendini gösteriyor. Şimdi bir boş alarak artırarak başlayıp keseceğiz. Arkadaşlar ben bu ipten, lif ipinden şikayet olur mu diye düşünen arkadaşlar, ben bu ipten beyazından birçok sipariş ördüm. Sarısını, pembesini ördüm. Hiçbir geri dönüş, olumsuz bir geri dönüş gelmedi. Gönül rahatlığıyla bu markanın ipini alıp örebilirsiniz. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Tavsiye ederim. Bir kesip bir arttırıyoruz. İki ilmeği birlikte aldık. Bir doladık, arttırdık. İki ilmeği birlikte aldık. Bir arttırdık. İki ilmeği birlikte aldık. Bir arttırdık. Çok yumuşacık, çok pufur pufur. Güzel bir battaniye oluyor arkadaşlar. Özellikle kışın için tavsiye ederim size. Kış için. Güzel bir model bence. Evet. Tekrar sıra sonuna gideyim. Ön yüzde de haroşa olarak örüp bir kez daha yapalım birlikte. Bakın modelimiz o zaman iyice kendini göstermiş olacak. Böyle devam edelim sıra sonuna kadar arkadaşlar. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Ön yüzümde ördüm, geldim tekrar. Şimdi yeniden iki ilmeği bir alarak başlıyoruz yine. Bir boş alıyoruz, artırma. Bir kesme. Bir boş alıp artırma yapıyoruz. Bir kesme yapıyoruz. Şimdi ön yüze geldiğimizde arkadaşlar bakalım modelimiz ortaya çıkmış olacak. Anlaşılır şekle gelmiş olacak. Bir kesiyoruz, bir arttırıyoruz. Dediğim gibi zaten ilmekler gelişinde yönünde kendisini gösteriyor arkadaşlar. Bakın bu artacak olan ilmek. Bu kesilecek olan ilmek. Bir boşluk var çünkü burada. Bir önceki artış yaptığımız ilmeği bir sonraki modelde sırada kesiyoruz. Bir artırıyoruz, bir kesiyoruz. Öreyim ben arkadaşlar sıra sonuna kadar. Sizin vaktinizi çokça almak istemiyorum, sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Sanırım yaptığımız işlem anlaşıldı. Şimdi sıra sonuna gidip
ön yüze gelelim. Bakalım modelimiz ortaya çıktı mı? Sıramı tamamlayıp ön yüze geldim arkadaşlar. Modelimizi size göstermek istedim. Bakın artık ortaya çıkmaya başladı örneğimiz. Arkadaşlar bir artırma, bir kesme yaparak yürütüyoruz modelimizi. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Örgümüzde başka da bir şey, değişiklik yok. En çok dikkat edeceğiniz 8 katlı lif ipi olduğu için ilmeklerin aradan kaçmamasına dikkat edin arkadaşlar. Onun dışında model kendiliğinden zaten ilmekler girişinden model kendiliğinden çıkıyor ortaya. Bu şekilde örmeye devam edelim arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, ben örgümü ilerlettim biraz. Görüntüsünü yeniden size göstereyim. Modelimiz çıktı iyice ortaya. Ve gayet hoş bir görüntü oluşturuyor. Son bir kez daha birlikte örelim. Daha sonra ben size öreceğiniz sayıyı vereyim. Yaklaşık olarak ne kadar daha öreceğinizi. Sonra tekrar kapanışını birlikte yaparız. Örgümüzün ters yüzünden kuruyorduk modelimizi. Kenardaki 9 ilmeğimizi, kenar bantımızı örüyorum. Arkadaşlar, 2 ilmeği birlikte alarak başlıyoruz. İlk sıramızı 2 ilmeği birlikte aldık. Birini örmeden alıp arttırma yaptık. İpimizi üstüne attık. Birini ördük. Modelimizin göstermesi için tek yaptığımız şey ipi üstten almamız. Şişe ipi üstten alarak örüyoruz. Normalde şu şekilde alttan alınıp örülüyor biliyorsunuz. Bu modelin tek özelliği ipi şişin üstünden aktarmamız. Bir tanesini çift alarak örüyoruz ilmeğimizin. Diğer ilmeğimizi ipin üzerinden aktararak örmeden atlıyoruz. Bir ilmeği, yani birini kesme işlemi yapıyoruz ilmekleri. Diğerinde arttırma yapıyoruz. Birini kesiyoruz. Diğer ilmeği üstünden atlıyoruz. Zaten modelde kendi şu boşluk olan bir önceki arttırdığımız. Bunu ikisini bir alarak kesiyoruz. Birini arttırıyoruz. Keserek başladığımız sırada sıra sonunda arttırarak bitiriyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Ön yüzünü de bir kez daha birlikte örelim. Ön yüzümüze geldik. Kenar 9 ilmeğimi ördüm. Kenar bantımı. Keserek başladığımız sıraydı bu. Arttırarak bitirdiğimiz için şimdi arttırdığımız ilmeği örüyoruz. Pardon. Ön yüzde bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Arttırdığımız ilmek, boşaldığımız ilmek, kestiğimiz ilmek. Hepsini haroşa olarak örüyoruz. Ön yüzde yaptığımız hiçbir işlem yok.
bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Arkadaşlar, renkten videoda renk çok anlaşılmıyor olabilir. Bir hava bulanık bugünlerde. Su yeşili bir ip kullanıyorum ben. Renk numaramı yeniden size tekrar edeyim. Pardon. 98-320 renk numarası bonbon kristalle örüyorum. Çok tatlı bir su yeşili. Sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Örgümüzün ön yüzü, arka yüzden tekrar ikinci sırasını kuralım. Ve ben size dediğim gibi yaklaşık olarak öreceğiniz sıra sayısını vereyim. Arka yüzüne geldik tekrar arkadaşlar. Kenar 9 ilmeğimi ördüm. Şimdi arttırarak ördüğümüz sıradayız. İkinci sırası örneğin. Gördüğünüz gibi bakın, burada zaten örnek kendini gösteriyor. Şu bir önceki arttırdığımız ilmekler, onları keseceğiz. Şimdi bir boş alıyoruz ve arttırıyoruz. İki ilmeği birlikte alıyoruz. Arttırdık. İki ilmeği birlikte aldık. Bir boş alıp ipi doladık, arttırdık. İki ilmeği birlikte aldık. Bu sıranın sonunda da arttırarak başladığımız için iki ilmeği birlikte alarak, yani keserek bu sırayı tamamlayacağız. Örgümüz büyüdükçe tabii biraz örmek zorlaşıyor arkadaşlar. Ama sonuçta ortaya çıkan emek çok güzel. Bu sıkıntıya değiyor. Bir ipin bir katını kaçırdım örerken. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. İnce katlar olduğu için 8 kat kesimlerde özellikle katını kaçırmamaya dikkat edin. Evet arkadaşlar, ben ön yüze geleyim şimdi size. Sayı vereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, örgümüzün ön yüzündeyiz. Ben size yaklaşık sıra vereceğim. Oraya kadar örmüş olalım. Şimdi örgümüzün ön yüzünde bu birinci sıramız değil, ilk sıra değil, ikinci sıra. Yani kesim yaptığımız, burada zaten belli oluyor kesilmiş olan sıralar kendini gösteriyor. Bu kesim yaptığımız sıralardan 60 sıra kadar örelim. Yani ben şu anda sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. sıradayım. Yani örgümün yaklaşık 4'te 1'ini örmüş durumdayım. Oraya kadar örelim. Ben de öreyim. Oraya kadar örelim. Sonra tekrar birlikte örelim. Tam net sayımızı oluşturmuş olacağız. Oraya kadar örüp geliyorum. Battaniyemi ben ilerlettim ve tamamladım arkadaşlar.
bayağı büyük olduğu için ekrana sığmıyor maalesef. Arkadaşlar 60 sıra kadar bu kestiğimiz yerlerden ön yüzdeki bu kestiğimiz örnek kısmını baz alarak bunlardan 60 tane yapalım demiştim. 62 tane yaptım. Ölçümüz tam denk gelmesi için, kare olması için 62 adet bu kestiğimiz modelden yaptık. Diğer sırayı baz alırsak 124 sıra ördük. Bu bir sıra, bir model. Bu arttırma ile bitirdiğimiz sıra, bu bir model. 124 model yapmış olduk arkadaşlar. 62 kesme sırasıyla tamamlanan sıra yaptık. Şimdi 9 diş, 9 sıra haroşa öreceğiz. Başlangıcımızda burada başlarken 9 diş haroşa örmüştük. 9 diş haroşa örüp kesme işlemine başlayacağız. Şimdi başlayalım. Haroşalarımızı da yine bildiğiniz gibi ipi üstünden atlatarak şişin örüyoruz. Bu modelimizin tek özelliği bu. İpimizi örgümüzün üzerinden atlatarak örüyoruz. Arkadaşlar başlangıçta da dediğim gibi ben battaniyeleri genelde ekstra bir kenar örmeden kendisini tamamen kenarıyla birlikte örmeyi seviyorum. Ama kenar örmek isteyen arkadaşlar da var. Kenar örmek isterseniz yukarıya ben sayfamda paylaştığım örgü kenar modellerini bırakacağım. Bu kenarları istediğinizi, beğendiğinizi, uygun gördüğünüzü örebilirsiniz. Tabii kenar örmek isterseniz arkadaşlarım, bu 9 ilmek haroşa, bunu 2 ilmeğe düşürün. Ya da buradan daha büyük isterseniz böyle de yapabilirsiniz. Ama bu 100 santime 100 santim sonuçta. Daha büyüğü çok ağır olur. Zaten kendisi oldukça ağır oluyor. Size tavsiyem 2 ilmek bırakın. 7 ilmek eksik başlayın. 7 de öbür baştan 14 ilmek. 135 ilmekten 14 ilmeği düşürüp bir kenar yapabilirsiniz. Şimdi ben 9 diş haroşamı öreyim. Sonra birlikte keselim. Kenar haroşalarımı tamamladım. 9 diş haroşa ördüm. Şimdi kesmeye başlayabiliriz. Ben örerek kesme tekniğiyle kesiyorum yine. Bir ilmeği örüp diğer ilmeği üzerinden atlatıyorum. Tabii bu 8 kat bir ip olduğu için biraz dikkat istiyor. İlmeklerin bir tanesi kaçtığında örgünüz bozuluyor. Çok sıkı keserseniz düzer her zamanki gibi arkadaşlar. Çok da gevşek çekerseniz de bozulur. Bir ilmeği örüp diğer ilmeği üzerinden atlatarak keseceğiz. Kenar yapmak isteyen arkadaşlara hatırlattım mı bilemiyorum şu anda arkadaşlar.
kenar yapmak isteyen arkadaşlar olursa kenara 8 kat değil de 6 kat iple 5 ya da 5,5 numara şişte elinizin örgü bolluğu ya da sıkılığı, onu siz ayarlayacaksınız. Kenarını 6 katla yapın. 8 katla bir kenar yaparsanız kesip arttırıyorsunuz kenarlarda. Çok kaba bir örgü çıkar. Buna dikkat edin. Evet, ben sıra sonuna kadar kesme işlemimi tamamlayayım. Bu şekilde kesip bitirelim. Son birkaç ilmeğim kaldı. Son ilmeğimi de kesiyorum. Kilitleyelim bir ilmek de örüp örgümüzü. İpimizi de arkasına saklayalım. Birkaç sıra yürüterek. İlmeklerin arasından tığın yardımıyla ipimizi geçirdiğimizde hem açılmasını engeller hem de çirkin bir görüntü oluşturmaz. Buradan da aldık mı? Tamamdır. Gördüğünüz gibi gayet düzgün bir kesim yaptık. Ekranıma, kamerama sığdığı kadarıyla size bitmiş halini de böylece göstereyim. Battaniyemizin ölçüleri 100 santime 100 santim arkadaşlarım. Umarım anlatımımı beğenmişsinizdir. Anlatımımı beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Yorumlarınızı olumlu ya da olumsuz yazarsanız sevinirim. Örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın.